Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ Giyiniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, tığımın numarası 21 numara. Bu göstereceğim model 22 ile de gayet güzel olur. Çünkü iğneden daha zarif olursa, tığına kadar ince olursa o kadar sıkı zincirler çekilir arkadaşlar. Şöyle modelim bir gala çiçeği arkadaşlar. Bakın şöyle. Instagram üzeri gelen istek bir model. Neden? Bu iki tane değil de tek diye sorarsanız arkadaşlar. Gelen modelde tek olduğu için biraz da hem sizler için böyle hafif olsun istedim. Şöyle minik güzel bir ara suyu var. Ve yaprakların arasında dalın üzerine bu şekilde hazırladım. Bakın 3 zincirden şöyle 4 sık iğneden oluşan bir gala çiçeğimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle çileğe de benzettim ben. Bakın çileği de anımsatıyor. Kolay çilek, kolay gala çiçeği. Siz ismini artık nasıl adlandırırsanız şöyle güzel bir model hazırladım. Bir de size şöyle sallantılı halini göstereyim. Sallantılı halini ilmekle de yapabilirsiniz. Uç kısımlarını hani ara ara böyle sık iğneleri koyunuyor ya arkadaşlar. Şey bu şekilde yaprak yaprak sallandırabilirsiniz diyecektim. Evet, modelim bu. Şöyle tekrar göstereyim modelimi. Evet, şimdi bu çiçeğimizin yapılışıyla başlayalım. Arkadaşlar modelimize. Evet. Zil halka yaparak başlayacağım çiçeğimi arkadaşlar. Siz bunu 8 veya 9 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Oluşturmuş olduğum halkanın içine sık iğne ile girdikten sonra buraya 3 tane zincir çektim. Bir defa tığımı dolayıp şöyle orta kısımdan girip 1, 2 ve 2. Bu şekilde buraya 9 tane trabzan yapacağım. Şöyle giriyorum. 1, 2 ve 2. 3 oldu. 1, 2 ve 2. 4, 5, 6. Şöyle 7, 8 ve 9. 1. Şöyle oturtturup diğerlerini rahat kapatabilirsiniz. Bakın sayı önemli. 9 tane olacak bu şekilde. Sonra bu ipimizi arkadaşlar kapatıyoruz. Şöyle burada tığımızı sabitlemek için minik bir yuva bırakıyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle dönüş yaptım. Bu sadece ilk başta atlıyorum arkadaşlar. Diğer sıralarda atlamayacağım. Çünkü çok dibine yapışınca bu gözüme gözükmüyor. 2 zincir. Şöyle. İkinci yuvam. İkişer zincir çekerek tüm trabzanların tepe noktasına bu şekilde minik minik yuvalar oluşturacağız. Şöyle. 3 oldu. 2 zincir. 4. 2 zincir. 5. 2 zincir şöyle 6 ve 2 zincir şöyle 7. Sonuncu trabzanın tepe noktasına da kapatıp bu şekilde 7 tane arkadaşlar oluşturduk. Bakın minik minik küçük küçük trabzan tepe noktalarını oluşturduk. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Buradan ilk yuvanın içine sabitliyorum ve buradan bir kesim işlemi, eksiltme işlemi oluşturdum. Yani 7 olan yuvamız 6'ya düştü. Yine 2 zincirimi çektim. Şöyle buraya kapatıp bir yuva oluşturdum. 2 zincir tüm yuvaların tepe noktasına girip bu şekilde yuva oluşturuyoruz. Hemen bitiyor arkadaşlar. Şöyle yapımı da kolay. 2 zincir sıradaki yuvaya. 2 zincir şöyle
5 2 zincir şu şekilde sonuncuya da girip 6'ya tamamladık. Bakın 7 olan yuvamız 6'ya düştü. Şimdi bu 6'yı da 5'e düşüreceğiz arkadaşlar. Bakın hemen kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Bir zincir çekip dönmeyince arkadaşlar tam ortalamıyor. Kenar kısmı bu kadar güzel çıkmıyor. O yüzden şöyle bir zincir çekerek kesim işlemini gerçekleştirelim. 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki 2 zincir yuvaya geçişimi yapıp kapatıyorum. 2 zincir şöyle 3 2 zincir şöyle 4 2 zincir şöyle 5 3. sırada bu şekilde 5 oldu. Hemen bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir şimdi 4'e düştü. 2 zincir 2. yuvamız. 2 zincir 3. yuva. 2 zincir bu da 4. Bir zincirle yine dönüşü yapıp şöyle kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Yani 4 olan yuva bakın 3'e düştü. Yine 2 zincirimizi çekiyoruz. Hemen sıradaki yuvaya 2 zincir. Sıradaki yuvaya. Sıradaki yuvaya. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Şöyle kapatıyorum. 2 zincir. 2 zincir ve 2. Bir zincirle dönüş yapıyorum ve bu şekilde kesim işlemini gerçekleştirdim. Şöyle arkadaşlar, 2 zincirimi çekip buraya kapattım ve bir zincirle dönüşümü yapıp şöyle. Böyle daha güzel duruyor uç kısmı arkadaşlar. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Şimdi bakın şu trabzan kısmından tersini düzünü anlayabilirsiniz. Bakın şöyle hafif bunu şöyle kesim işlemini gerçekleştireyim arkadaşlar. Hemen çakmağımı alayım. Şöyle dediğim gibi buraya ön kısmı birazcık ipten alıyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde arkadaşlar buradan kesip arkaya doğru yapıştıracağım. Şöyle. Biraz bunu sakızlı yapıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bu çıkmaz arkadaşlar sakızlı olduğu için. Bir de bunu şimdi tohum atarken iyice buna sabitleyeceğiz. O yüzden sihirli halka sağlam olmaz pırtar diye ilmeği düşünmeyin. Eğer daha sağlamcıysanız dediğim gibi siz bunu 9 zincirden yuva oluşturabilirsiniz. Zaten ilk zincire girince ortada 8 kalacak. Evet. Gala çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi bunu sabitleyelim arkadaşlar kolay bir şekilde. Şimdi ara suyunun yapımına geçeceğiz. Model amaçlı ben 5 tane bırakıyorum. Siz ne kadar bırakırsanız arkadaşlar. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın ikişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım. Her zaman söylediğim gibi 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bir tane ara suyu göstererek başlıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığı dolayıp şöyle 2 2 aldım. Bir trabzan. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battıya bu şekilde oluşturdum. Bak. Ve
Hemen yaprağımız için böyle kök kısmını yapalım arkadaşlar. Boş trabzanların üzerine yaprak yapacağız. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Buraya sabitliyorum. Boş olan trabzan tepe noktasına yuva edindim. Şöyle iki zincirle düz tarafına döndüm. Yaprak yapımına başlıyorum. Hemen yuvanın içine ikili trabzan. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Üç seferde. İki defa tığı doladım. Şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki. Yine üç seferde dördüncü trabzanı yaptık. Bu baştaki iki zincirle beraber. İki defa tığı doladım. Hemen bir, iki, iki ve iki. Bakın. Beşinci trabzanın içerisine şöyle dört zincirden bir tomurcuk. Geriye kalan kısma da şöyle 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, şöyle bakın, 6 ve 7.yi de yine yuvada yapıyorum. Yaprağımızın işlemi tamam arkadaşlar, bakın. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincirden dal oluşturdum ve ters tarafı bize bakacak. Bu ortadaki bıraktığımız boşluktan giriyorum. Tam orta kısmında şöyle. Ters tarafı bize bakacak arkadaşlar. Hani şu 5 tane olan yer var ya, bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üçüncüsünden giriyorum, bakın. 7, 6, 5 yapmıştık. Hatırladınız? 5'in sağda ve solda 2 tane kalacak. Tam orta kısmından şöyle girdim ve bir ilmek uzattım. Şimdi bu ilmeği uzattım ya, buradaki boşluktan bakın arkada kalan ilmeğimi öne çektim. Bir tane daha yapacağız. Ben 2 tane yapıyorum. Şöyle sağlam ve dolgulu güzel duruyor arkadaşlar. Yine ilmeği oradan çektim. 5 olan eksiltmede 5 kalan yuvanın içinin tam ortasında 3. yuvada bu şekilde 2 defa girip ilmeği topladım. Burada da sık iğne ile kapattım. Bakın tohumu oluşturdum bu şekilde. Şimdi hemen düz yüzüne tekrar dönüyorum ve buradan bırakmış olduğum 3 zincirden 4 tane sık iğne yaparak dal oluşturacağım. Şöyle göstereyim. 2. Buralar önemli arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş ve tane anlatıyorum. Şimdi bakın ön kısmı bize doğru döndü. Ve 5. sık iğnemi de yuvada giriyorum. Şöyle. Buraya yine aynı sağdaki yapraktan yapacağız. Şöyle bakın. Şu eksiltme kısımları oyuntu oluşturuyor. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hoş ve zarif oldu arkadaşlar. Görmekten ziyade yaparsanız daha çok beğenip aşık olabilirsiniz bu tür yaprak böyle modellere. Evet. Yine bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 3. 2 zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 4 tane trabzan oldu. 5.yi 1, 2, 2 ve 2 alarak hafif hafif boy kısmını uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Şöyle içinden geçeyim. 1, 2, 3 ve 4. Son yapmış olduğum trabzana 6 tane sık iğne yapacağım. Bir tane de yuvada 7, toplam 7 sık iğne. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi de bu şekilde yuvadı. Bakın, yaprak işlemimiz tamam. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bu bir sonraki boş olan tığ vattıya giriyorum.
Şu şekilde bakın. Bir üçgen tamamlama işlemi oluyor. Ve bir, iki zincir. Direkt hemen ara suyunun yapılışına başlıyorum. İki zincirimi çektim. Şöyle iki, şöyle iki. Dört zincir çekiyorum. Buraya trabzanımı kapatıyorum. İki zincir. Şöyle. İki zincir çekip bir defa tığı doladım. İki ve iki. Yine aynı şekilde bu ara suyunu beşe tamamlayacağız. Dört zincirimi çektim. Kapattım. Evet. İki zincir çekiyorum. Sabitliyorum. İki zincir. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bunun trabzanına. Evet. Sıradaki. Şöyle 3 tane oldu. 2 tane daha yapıp hemen geleyim. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Bakın çok güzel ve zarif bir model hazırladım sizlere. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın ütüsüz. Bunu ütüleyince daha güzel durur arkadaşlar. Bunu ister bu şekilde, ister dediğim gibi saç spreyiyle kullanabilirsiniz. Çünkü yorumlara genelde yine gelecek. Ben ne kadar videoda açıklasam saç spreyi veya yumurta akı kullanıp o şekil kullanın, ister bu şekil kullanın, hani kullanışı size ait diye. Yine de bunu nasıl kullanacağız diye yorum yapmadan olmuyor herhalde sanırsam arkadaşlar. Gerçekten hoş bir gala çiçeği oldu. Şöyle bunun yaprağının trabzan sayısı fazlaymış arkadaşlar. Ben 5 taneden yapmıştım. Biraz daha küçük. Bu yaprak biraz daha büyük olmuş. Evet, modelim bu. Hoş ve zarif bir model oldu. Sallantılı halini göstereyim. Bir de şöyle göstermedim. Bakın şöyle çileğe, galaya çok benzettim arkadaşlar. Çok da hoş bir duruşu var. Güzel bir duruşu var. Şöyle göstereyim. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.